Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bugün size tanıtmak istediğim kitap İsmet Özel'in İsmet Özel'in Tahrir Vazifeleri. Yayıncısı yine Tio. Kitabın kapağını göstereyim önce yüzüme bir yaklaştırarak. Şöyle göründüğü kadarıyla kapağıyla da sizi tanıştırmış oldum. Hemen baskı tarihini de söyleyeyim elimdeki nüshanın. Bendeki nüsha Haziran 2019 baskısı 6. baskıymış bu. Kitap ilk olarak da Ocak 2013'te basılmış. Hemen alıntılarımı okuyayım. Finalde de kitaba dair bir şeyler söylemeye çalışalım. Efendim ilk alıntım hemen 12. sayfadanmış. Yani şöyle bir yerden okuyayım. Dışta kalanı, dışarıda olanı, dışarılıklı, yok ne demek bu ya? Dışta kalanı, dışarıda olanı, dışarılıklı yaşayanı önemsiz, değersiz ve gereksiz sayamayız. Dışta kalanı, dışarıda olanı, dışarılıklı yaşayanı önemsiz, değersiz ve gereksiz sayamayız. Dış olmazsa iç olmaz. Dışın gereği vardır. Çünkü ancak böylelikle iç korunabilir. Burayı çizmişim ben. Dışın gereği vardır. Çünkü ancak böylelikle iç korunabilir. Tehlike, bütün olan bitenin dıştakinden ibaret olduğunu kabuldendir. Çoğu kimse bu tehlikeden habersiz yaşadığı için dünyada rahatlık bulmakla gönlünü hoşnut eder. Çoğu kimse beğenmese bile dünyanın katılığını uygun ve yerli yerinde sayar. Öyle saydığından dolayı da dünya karşısında gerektiğini düşündüğü katılığı gösterir, diyor ve devam ediyor. Dış iç meselesi biliyorsunuz tekfir mevzuyla birlikte bizim de çok konuştuğumuz bir şey. Hani bu dinin mutlaka bir dışı olmalı ki içi de olmalı bu sayede. İçi dışı olmasını sağlıyor, dışı da içi olmasını sağlıyor. Bu yüzden tekfir müessesesi gereksiz değil. Mutlaka bu dinin küfür saydığı bir şeyler olmalı ki bu din panteizmden ayrılabilsin yani. Her gelene geç derse dini din yapan esaslar, sınırlar, hudutlar kalmaz. Bu anlamda evet hocanın söylediği çok kıymetli. Ben de bu bağlamda onu bir yere koydum. 20. sayfadan güzel bir cümle bu. Hepsini okumayacağım. Sadece cümlenin güzelliğine kendinizi bırakın. Böylece kırılan bir düş haline dönüştüğümü görüyorum. Ama böyle de çok anlaşılmaz oldu ya. Biraz öncesinden geleyim. Güvendiğim dağlara kar yağmış falan değil. Derinden bir düş kırıklığı benimkisi. Geçen her gecenin Leyla-i Kadir, karşılaştığım her kişinin Hızır olmadığını anladığım zaman kırılıyorum. Böylece kırılan bir düş haline dönüştüğümü görüyorum. Yani o kadar çok kırılıyor ki artık kendisi kırılan bir düş. Evet, bizzat kendim bir düş kırıklığıyım, kırık bir rüyayım ben ve hepimiz öyleyiz. Hayatı istediği gibi bulamayan herkesin bizzat kendisi düş kırıklığı diyor sanki. Evet, 28. sayfadan yine bir miktar okuyayım size. Doğru ve Yanlış isimli yazıdan bu kısım. Şöyle bir yerden başlayayım. Günlük hayatımızı sürdürürken sahip olduğumuz düşüncelerden sanata, felsefeye, bilime, siyasete kadar uzanan düşüncelerimizde hep kendimizi kalkış noktası kabul ediyoruz. Günlük hayatımızı sürdürürken sahip olduğumuz düşüncelerden sanata, felsefeye, bilime, siyasete kadar uzanan düşüncelerimizde hep kendimizi kalkış noktası kabul ediyoruz. Bunu biraz öncesinden alayım ya, böyle anlaşılmaz oldu sanki. Modern medeniyetin doğuşuyla birlikte insan düşüncesi egosentrik yani ben merkezci hale geldi. Modern medeniyetin doğuşuyla birlikte insan düşüncesi egosentrik yani ben merkezci hale geldi. Çünkü doğru ya da yanlış, modern medeniyet insanların kendilerini ve benzerlerini yaratılmış bireyler olarak kavramalarına yol açan bir ortam üretti. İleride bunu açıyor. Hatta bilimselliğin zemininin bu olduğunu söylüyor. Kendimizi her şeyden yalıtıp ayrı bir birey saymazsak, karşımızdaki dünyayı da dış dünya olarak algılayıp değerlendiremeyiz diye
Hani bilimselliğin bu zeminde insanı yerleştirdiğini, o yüzden de insanların biraz egosentrik olduğunu anlatıyor. Modern medeniyetin doğuşuyla birlikte insan düşüncesi egosentrik, yani ben merkezci hale geldi. Çünkü doğru ya da yanlış, modern medeniyet insanların kendilerini ve benzerlerini yaltılmış bireyler olarak kavramamıza yol açan bir ortam üretti. Bir ortam türetti, pardon. Günlük hayatımızı sürdürürken sahip olduğumuz düşüncelerden sanata, felsefeye, bilime, siyasete kadar uzanan düşüncelerimizde hep kendimizi kalkış noktası kabul ediyoruz. Belki modern medeniyetin türettiği ortamı eleştiriyor ve kınıyoruz. Ve belki kendimizi kalkış noktası saymayı hatalı, uygunsuz ve çirkin buluyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ortamdan çıkamadığımız gibi yalıtılmış bireyler olarak düşünmekten de kurtulamıyoruz. 29. sayfada bir cümle var. Onu okuyayım. İnsanın biricikliği elinden alındığında kişiliği de yıkılmış olur. İnsanın biricikliği elinden alındığında kişiliği de yıkılmış olur. Devam ediyoruz. 35. sayfa. Carl Jaspers, herhalde böyle okunur, Felsefeye Giriş adlı kitabının ilk sayfalarında insanın kendi felsefi düşüncesinin kaynağını kendinde bulduğunun hayranlık verici bir işareti diyor. Carl Jaspers, Felsefeye Giriş adlı kitabının ilk sayfalarında insanın kendi felsefi düşüncesinin kaynağını kendinde bulduğunun hayranlık verici bir işareti diyor. Çocukların sorularıdır. Onların ağzından çoğu kez anlamı doğrudan felsefi derinliklere dalan sözler işitilir. Onların ağzından çoğu kez anlamı doğrudan felsefi derinliklere dalan sözler işitilir. Devam ediyoruz. Hop, buralarda çizmemişim. Hızlı gidiyoruz. Aha. Hızlı gidiyoruz derken durduk. 50. sayfadan bir yer. Şöyle bir yerden okuyayım. En baştan gelmem gerekecek. Şükreden düşünce sonuç ne olursa olsun sanata bağlanmanın sağladığı yoğruluşun kendi başına bir değer olduğunu anlamama vesile oluyor. Bırakın sanat dışı alanlarda incelikli ve nüfuz edici bakışın, sanatla uğraşmış olmanın bir armağan olarak verilişini, sanat insana kendini daha baştan bir armağan olarak veriyor. Biraz daha öncesinden alayım. Bırakın sanat dışı alanlarda incelikli ve nüfuz edici bakışın, sanatla uğraşmış olmanın bir armağan olarak verilişini, sanat insana kendini daha baştan bir armağan olarak veriyor. Öyle ki bir sanat başarısı elde edememek, sanata bağlanma gerçekleştiği takdirde bir çöküş, çözülüş, yozlaşma değil, sanatı tanıyor olmanın yüksek duygularını, irtibatlı olmanın hareket gücünü, seçerken seçilmenin esenliğini getiriyor. Kanzler olacağımı bilseydim kavgamı yazmazdım diyen Hitler de, romanın gözden düşeceğini bilseydim roman yazmazdım diyen Sartre da, belli ki sanatın verebileceğini almaya yönelmemişler. Onlar ve onlar gibi niceleri sanat aracılığıyla neleri gasp edeceklerini hesaplamışlar önce. Sanatın ücreti sanatın içindedir demek istiyor hoca. 52. sayfa. İktisatçılar niçin insanın istekleri sınırsızdır demiyorlar da ihtiyaçları sınırsızdır demek gereği duyuyorlar? İktisatçılar niçin insanın istekleri sınırsızdır demiyorlar da ihtiyaçları sınırsızdır demek gereği duyuyorlar? Kelimenin büyüsünden yararlanmak istiyorlar da ondan. Üstelik iktisatçılar karmaşık insan ilişkilerinin yürürlükte olduğu, yani insanların yaşama doğrultularını büyülenme tehlikesi altında aradıkları bir dönemde ihtiyaçtan söz ediyorlar. Büyü üstüne büyü. 59. sayfa. Heidegger'in bir sözüymüş bu. Heidegger'in dikkatimizi çektiği gibi
Bir insan doğar doğmaz ölmeye yetecek kadar yaşlanmış olur. Bir insan doğar doğmaz ölmeye yetecek kadar yaşlanmış olur. 64. sayfadayız. Beklemek aynı zamanda bekçilik etmektir. Beklemek aynı zamanda bekçilik etmektir. Çünkü bekleyen kayıtsızca durmaz. Kayıtsızlık da kapanış ve tükeniştir. Bekleyen, bekleyişinin sebebi olan değerlerin bekçisi kaldığı sürece doğruyla bağları kurulabilecek hazırlık içindedir. Hazır olan huzurdadır. Zaten huzursuzluk hazırsızlıktan başka nedir ki? Devam ediyoruz. 71. sayfa. Bilim, felsefe, sanat birer dünya kurarak kendi anlaşılma gereklerini kainat mektubunun karşısına koydu. Bilim, felsefe, sanat birer dünya kurarak kendi anlaşılma gereklerini kainat mektubunun karşısına koydu. Devam ediyoruz. 76. sayfa. Sevgiyi korumak, sevileni korumakla olur. Sevgiyi korumak, sevileni korumakla olur. Sevileni bitiren sevgiyi de bitirmiş demektir. Allah için seven bir bağlanışla bütün bağlanışlara riayet eder. Allah için seven bir bağlanışla bütün bağlanışlara riayet eder. Doğru vurgu böyle oldu. 78. sayfa. Uğruna yaşanılan şeyin uğruna ölünmesi intihar olmaz. Uğruna yaşanılan şeyin uğruna ölünmesi intihar olmaz. 84. sayfa. Bu cümleye katılır mısınız, katılmaz mısınız? Bana ilginç geldi. Din mantık yoluyla kaçınılmaz kılınamadığı için yine mantık yoluyla geçersiz kılınamaz. Din mantık yoluyla kaçınılmaz kılınamadığı için yine mantık yoluyla geçersiz kılınamaz. Bu bahis üzerine düşünülecek bir bahis aslında. Paragrafın tamamı güzel ama hızlı geçeyim. Süre az kalmış. Şey yapmasın, çok sizi meşgul etmeyeyim burada. Az sürenizi çalmış olayım. 102. sayfaya geldik. Şöyle bir yerden alayım. Önceki dönemlerdeki ahireti seçişin işareti dünyaya tekme atarak verilirdi. Yeni tavrımız bu davranışın yetersiz ve etkisiz kalışı üzerine bina edilmelidir. Dünyaya tekme atmanın dünya hayatına meylederek insan hayatını karartanların baskıcı akıl düzenine müdahalede bulunmayacağını gördüğümüz için ayırt etme ve seçme zorluğu içine düşüyoruz. Tavır alışımızın birbirine geçmiş dünyaların karmaşıklığını küçük düşürecek bir davranışla desteklenmesi gerekir. Dünyaya çalım atacağız. Bu demektir ki bizi tuzağına düşürmek isteyen dünyaya bir tuzak kuracağız. Hem de bilimin, felsefenin, sanatın yöntemleriyle. Buralarda hoca hani mesela bilim, felsefe, sanatın yöntemleri falan diyor ama başka yerlerde de mesela o sisteme dahil olmanın zaten sorunun %50'si olmak gibi ya da sorunun parçası olmak gibi ya da zaten o sisteme dahil olmak gibi bir şey olduğunu söylüyor. Yani buralarda böyle sanki ikircikli gibi şeyler var ama düşünmek lazım. Söyledikleri hep böyle düşünülesi şeyler arkadaşlar. O konuda problemi yok. 116. sayfa. Şöyle bir yerden geleyim. Vahşi tabiatın korunması ve aynı paralelde tabii kaynakların elden geldiğince az kullanılması yönünde harcanan dikkat, insanın ruh sağlığının korunmasına ve düşünceler, inançlar, sanat duyarlılığı seviyesinin yükseltilmesi yönüne çevrilebilirse, amacın yerini araçların tutması önlenmiş olur. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Vahşi tabiatın korunması ve aynı paralelde tabii kaynakların elden geldiğince az kullanılması yönünde harcanan dikkat, insanın ruh sağlığının korunmasına ve düşünceler, inançlar, sanat duyarlılığı seviyesinin yükseltilmesi yönüne çevrilebilirse,
amacın yerine araçların tutması önlenmiş olur. Unutmamak gerekir ki tüketen tükenmeyi peşinden göze almış demektir. Unutmamak gerekir ki tüketen tükenmeyi peşinden göze almış demektir. Ve yıkıcılıkta direnen daha önce yıkılmış olandan başkası değildir. Yani diyor ki hoca, yani önce insandan başlamak lazım. Bu doğayı falan korumadan önce insanın özünü korumak lazım. Oraya dönmek lazım diyor. 121. sayfa. Bu bölümlerde çevre koruma, işte doğayı bilmem işte hıfz etme falan çabalarını hoca bir nebze eleştiriyor. Diyor ki bunlar sistemin parçası olan çabalar, aslında sisteme meydan okuyuşlar değil. Çünkü sistemin devam ettiği ortamı korumaya çalışıyorlar aslında. Bir meydan okuma yapmıyorlar diyor. Sistemin devamını arzulayan çabalar diyor. Zaten burası da onu söyleyecek şimdi. 121. sayfa. Çevre korumacılığı girişimi dolayısıyla bu hatadan dönülmüş olmuyor. Sadece yapılan hatanın istenmeyen sonuçları giderilmeye çalışılıyor. Yukarıdan geleyim. Çevrenin kirlenmesi, canlı türlerinin yok olması, tarih mirasının değerlerinin bilinmemesi zaten yaşamaya bir anlam verememekten doğan bir sonuç, bir hataydı. Çevre korumacılığı girişimi dolayısıyla bu hatadan dönülmüş olmuyor. Sadece yapılan hatanın istenmeyen sonuçları giderilmeye çalışılıyor. Vaktimize bakalım. Neyse 15 dakika olmuş, 20'ye kadar okuyalım yine. 125. sayfa. Nietzsche'nin dile getirdiğine göre hafıza bunu ben yaptım der, gurur bunu ben yapmış olamam der ve her defasında iddiasından vazgeçen hafıza olur. Güzel bir söz, Nietzsche'ye aitmiş. Hafıza bunu ben yaptım der, gurur bunu ben yapmış olamam der ve her defasında iddiasından vazgeçen hafıza olur. Bu da dipnotta bir şey çizmişim, onu da okuyayım. Küçük Prens'in yazıları galiba bu. Nasıl okunur? Saint-Exupéry mi? Vallahi şimdi nasıl okudum bilemedim. Bu Fransızca herhalde. Fransızca nasıl okunur? Hiç kimse hem sorumluluk ve hem de umutsuzluk hissine aynı anda kapılamaz. Hiç kimse hem sorumluluk hem de umutsuzluk hissine aynı anda kapılamaz. Küçük Prens'in yazarından bir söz. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. 135. sayfa. İşleyen yaranın uzağında bilinci meşgul etmenin yolu da sanat, felsefe, bilim uğraşlarının mekanizmayı doğrudan hedef almayan bir tarzda benimsemekten geçer. Ha, şöyle bir yerden geleyim. Bilincin köreltilmesi, alkol, uyuşturucu ve diğer keyif verici maddelerin avutuculuğuna başvurarak gerçekleşir. İşleyen yaranın uzağında bilinci meşgul etmenin yolu da sanat, felsefe, bilim uğraşlarını mekanizmayı doğrudan hedef almayan bir tarzda benimsemekten geçer. Her iki bilinç sapması da sonuçta insanları yürürlükteki mekanizmanın temposuna ve ritmine gönüllüce olmasa bile uymaktan alıkoymaz. İşte burada mesela sistemi eleştirdi. Dahil olursanız öyle olursunuz dedi. Ama öncesinde de onun yöntemlerini kullanacağız demiş gibiydi sanki. Böyle şeyler hissediyorsunuz arkadaşlar. İsmet Özel Hoca'nın kitaplarında yer yer. Sanki birbiriyle çelişik gibi. Fakat hocanın açıklaması vardır büyük ihtimal. Bunları koyduğu bir yerler vardır. Metinden biz çıkaramıyoruzdur belki. 157. sayfa. Biz insanlar söylediğimiz zaman anlamaktan, anladığımız zaman söylemekten vazgeçiyoruz. Biz insanlar söylediğimiz zaman anlamaktan, anladığımız zaman söylemekten vazgeçiyoruz. Çünkü katılaşmadan, sözün iletilebilecek ölçüde bir biçime girerek yoğunlaşmasını sağlamadan söyleyemiyor, yumuşamadan, iddialarımızı sözün bize sızmasını elverecek ölçüde gevşetmeden ya da askıya almadan anlayamıyoruz. Pekala. Bir aforizma demiş hoca 171. Buradan şöyle bir aforizmaya kadar uzanabiliriz. İnandırmak inanmayı bozar. İnandırmak inanmayı bozar. Şöyle
atlayalım. Başka bir tek cümle varsa onu da okuyalım. Ucun 183. sayfa. Ucunda ölüm olan her şeyi ciddiye almak zorundayız. Ucunda ölüm olan her şeyi ciddiye almak zorundayız. 184. sayfa. O şeyde hayat bulmuyorsak onun uğruna ölümü göze almayız. O şeyde hayat bulmuyorsak onun uğruna ölümü göze almayız. Diyoruz ve burada bitirelim artık. Çok uzatmayalım. Bakıyorum şöyle kısa bir cümle var mıdır? Yok. Çok da kısa cümleler yokmuş. Evet arkadaşlar, kapağını bir kez daha gösteriyorum. Kitabın tahrir vazifeleri. İsmet Özel Hoca'nın Tiyo Yayınları'ndan çıkmış yine. Kitap arkadaşlar modern çağ eleştirisi aslında. Onun dayandığı zemini irdeliyor. İsmet Özel Hoca son yazısında mevzuyu toparlarken şöyle diyor bitiş yazısında. Yani bana bunları söyleyen kimse olmadı. Ben bunları yaşarken fark ettim. Siz benden öğrenmiş olun diye bunları yazdım diyor. Yani tecrübelerini bir nevi aktarmış. Çağ sorgulamalarını bir nevi bu kitapta toplamış, aktarmış gibi düşünün. Bazı bölümler çok ağırlaşıyor. Ben doğrusu İsmet Özel Hoca'nın kitaplarının 70'ler, 80'ler, 90'lara dair yazılarını mesela çok istifade ederek okudum. Ama ondan sonrakiler biraz ağır gelmeye başladı. Burada üslup ağırlaşması var, konulardan hızlı geçişler var. Bunların da payı olabilir. Bir de tabii yazar olgunlaşıyor. Belki o üslubuna da böyle aksetmiş. Onun da etkisi olabilir. Ama bu kitaptaki mevzular hasreten mesela bilim felsefesi konusu olabilecek yazılar var. Bilimselliği eleştiriyoruz. Modernizmin işte modern çağın şeylerini, zeminini çok temel konulardan, insana verdiği şekilden, büründürdüğü duygulardan, kullandırdığı akıldan dolayı eleştiriyor. Yani temele inip orada bir eleştiri yapıyor. Alabildiğimizi alalım. Hepsini alamayız çünkü bizim kafamızın da bir kapasitesi var. Ben alamadığımı düşünüyorum yani bu kitabı. Birkaç kez daha okumak lazım. Hatta belki tartışarak okumak lazım tam anlamak için bilen kişilerle. Ama istifadesiz de kalmazsınız. Güzel cümleler, güzel tespitler var. İlla ufkunuz açacaktır. O yüzden tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Fosforlu Kalem'de bir kitaptan da bu kadar. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.